Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dopdolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Ünlü oyuncu Birce Akalay ile Nur Fettahoğlu, Babil dizisinin setinde başlayan dostluklarıyla görenleri nasıl kıskandırdı? İzliyoruz. Son olarak Babil dizisine beraber kamera karşısına geçen iki başarılı oyuncumuz Nur Fettahoğlu ile Birce Akalay dostluklarıyla dikkat çekiyor. Fettahoğlu kendi takım markasını piyasaya çıkaran Akalay'ın Etiler'de bir AVM'deki standını ziyaret etti. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Birce Hanım'ın takıları. Evet, gördünüz mü ne kadar güzel. Biz keyifle kullanıyoruz. İnşallah yani çok da beğeni aldığını biliyorum ben. Her kadın mücevher sever ama yani ben daha böyle dizayn şeyleri seviyorum. O yüzden Birce'nin takıları bayağı hoşuma gidiyor benim. Severek kullanıyorum hatta yani. Aldınız yani. Aldım. Hediye de etti. Evet. Oyuncu dayanışması diye. Evet, kadın dayanışması. Daha çok hediye ediyor ama. Birce çok seviyor. Olsun, hayır ya. Tabii ki yani. Ne yapacağım, sana satacak mıyım yani? Nur Fettahoğlu, oyunculuğun yanı sıra geçen yıllarda otel işletmeciliğine de başlamıştı. Sizin böyle bir hayaliniz var mıydı? Takıyla ilgili yok. Ama başka hayallerim var, onlar da sürpriz olsun. İşletmecilik falan vardı. Otel. Yani otel sahibi aynı arkadaşlar çekmişti daha önce. Evet arkadaşlar, daha da nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Aynen efendim. Devam, otel devam. Devam mı? Evet. Gelen dizi tekliflerini değerlendirdiğini belirten Nur Fettahoğlu, rol seçerken nelere dikkat ettiğini anlattı. Nur Fettahoğlu nasıl bir karakterdi? Bir muhteşem yüzüm. Aa, bilmiyorum ki, öyle ayrıştırmak çok da doğru değil. Evren öyle mesaj göndermek istemiyorum. İyi bir karakter olsun, mesaj versin. Bir derdi olsun, derdini anlatsın. Oynamak istediğiniz böyle insanların bir yerine dokunsun. Iyi, bana iyi gelsin. Size ne iyi geliyor peki, onu sorun. Ne anlatayım? Birce Akalay, Babil dizi setinde tanıştığı Nur Fettahoğlu ile yakın dost olduklarını ifade etti. Babil'de oynadık. Daha çok yeni bir. Evet. Daha çok birbirimizi hırpalıyorduk ama. Evet. Yani ben seni daha çok, ben o asil kimliğinden ödün vermeyeli. Evet. Bayağı hırpalıyorduk birbirimizi yani. Hesaplar açıldı. Tabii. Ama yani çok sevişiriz biz Nur'la. Yani benim çok sevdiğim arkadaşım oldu. Yani Babil sayesinde tanıştık. Ama yani kısa zamanda böyle hani yeri dolmaz insanlar oluşur ya hayatında. Gerçekten hiç mübalağa etmiyorum. Öyle oldu yani. Evet. Ve ben de herhalde onun için öyleyim. O yüzden bugün burada olması, benimle birlikte olması çok kıymetli benim için. Çünkü yani hepimizin nihayetinde yeni bir şeyler yaptığımızda desteğe ihtiyacımız oluyor. Hani dışarıdan bakıldığı zaman, aa nasıl olsa oyuncu, nasıl olsa işi çok sevenim var, nasıl olsa vesaire bilmem ne. O iş öyle değil. Gerçekten dostlarımızın, eğer dostlarımın desteği olmasaydı ben bugün buraya bunu yapamazdım yani. Çok, zaman aynı çok şekilde. Net yani. İki hain. Bulmuşsunuz birbirinizi işte. Bravo. Hafta içi Arnavutköy'de bir arkadaşıyla görüntülenen kızı Esil Han'ın babası Levent Veziroğlu ile geçen yıllarda boşanan Fettahoğlu, özel hayatı hakkında açıklama da yaptı. Geçen sene bir tatil vardı ya Levent Bey'in eski işinizde. Bu sene tekrar olacak mı? Zaten yapıyoruz biz. Yani sizin haberiniz olmuyor. Elisa ile birlikte, üçümüz birlikte tatil yapıyoruz. İyi anlaşıyorsunuz bu arada değil mi? Çok en yakın arkadaşım benim. Yani bir kere kızımın babası. En yakın arkadaşım olmak zorunda zaten. Bir de biz öyle kötü düşman bir ayrılık da yaşamadık yani. Evet yani. Evet, yalnızım çünkü. Yalnız da olmaya devam edeceğim. Yanımda kapalı birini mı? Göremeyeceksin. Kapalı mı? Niye yani? Kalbiniz? Şu anda göremeyeceksiniz. Yok, kapalı mı? Genel olarak kapalı mı? Öte yandan ikinci takı koleksiyonunu hazırlayan Birce Akalay, yakın dostu Oktay Kaynarca'dan aldığı dizi teklifini değerlendirdiğini vurguladı. Daha orayla hala bir süreç içerisindeyiz. Bu önümüzdeki sezon için mi olacaktı yoksa yaz? Önümüzdeki sezon. Yaz dönemi için. Ama yazın başlayacak çekimleri. Çalışmayı düşünmüyorsunuz ondan? Yok, çalışmayı düşünmez olur muyum? Düşünüyorum tabii. Genelde tatil geçiyor. Evet, genelde tatil ama çok yattık ya 3 senedir. Hani gerçekten 3 ay Bodrum'da geçirdim yani. Bu sene de böyle işim var. Yani bırakıp gidememişim sonuçta.
da. Akalay'ın İbrahim Çelikkol'la rol aldığı Kuş Uçuşu adlı dijital dizi 3 Haziran'da seyirciyle buluşacak. İbrahim Bey'le diziniz de Haziran'da herhalde. 3 Haziran. 3 Haziran. 3 Haziran. Heyecan var mı? Çok. Bir sene oldu çekeli. Ne çektiğimi unuttum. Ne oynadığımı unuttum yani. Bana ben de bakacağım yani neymiş diye. Hayranlarınız da ikinizi görünce Siyah Beyazlaş'tan sonra. Yani evet çok mutlular. Mutluluk. Aşırı mutlular. Yani bizi böyle herhalde bir ömür iş yaparız birlikte yani. Benim çok sevdiğim arkadaşım. Birlikte çok tatlı bir kimyamız var. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Set de güzel oluyor birlikteyken. Ekibimiz de çok eğleniyor bizimle birlikte. Güzel oyuncu Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i oynamayı çok istediğini de sözlerine ekledi. Neden olduğunuz biri var mı? Eskiden Sabiha Gökçen'i çok oynamak istediğimi söylerdim. Fakat gerçekten Sabiha Gökçen'i oynamak için Sabiha Gökçen'i çekebilmek lazım. O çok enteresan bir dönem Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Sabiha Gökçen çok özel bir kadın. Ama yani onu gerçekten hak ettiği gibi çekebilmek çok zor bence. Tarihsel açıdan yakın tarih anlamında söylüyorum. Gözlerine, ayağım gözlerine. TikTok'a içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, Z kuşağı ile ilgili hangi çarpıcı açıklamayı yaptı? Z kuşağını yakalayalım, hiç öyle bir insan değilim, öyle bir havada da değilim. Onlar hani istiyorsa beni yakalayabilirler. Avşar hangi olayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Ben böyle şeyleri hiç doğru, hiç yakıştıramıyorum. Yani artık böyle bir şey mi kaldı Allah aşkına? Az sonra... ...28. doğum gününde basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la nişanlanan Destan dizisinin ak kızı Ebru Şahin... ...Temmuz ayında hangi ülkede nikah masasına oturacak? Bu akşamlar kolay gelsin. Teşekkürler. Beklediniz. Yazın. Bir ertelenmiş galiba. Onunla ilgili bilgi alsaydık. Ertelenmedi. Yazın olacak zaten. Olsun kalbim senle taşsın. Az sonra... Ünlü popçu Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'le çektiği evlilik videosunu tiye alan Enis Sarıkan'a ne tepki verdi? Anneler evlatlarından utanmamalı. İnsan doğurduğundan utanır mı hiç? Rating rekortmeni Camdaki Kız dizisinin muzosu Enis Sarıkan, menajeri Aslı Kızmaz'la Arnavutköy'deki bir kafede kameramıza takıldı. Arıkan, Camdaki Kız dizisinin yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı. Aslı Kızmaz'la birlikte öyle buluştuk. İki haftadır görüşmedik, menajerim kendisi. Öyle buluştuk işte. Yeni proje değil mi? Yeni proje yok ya, dinleneceğim vallahi biliyor musun? İki ay falan dinlenmek istiyorum. Tatile gireceğim. Yani inşallah olursa. Öyle sonra gene diziye başlayacağım. Dizi devam ediyor çünkü. Çok güzel çalıştık. Güzel ekip olduk. Seneye de devam etmesi şahane oldu. Hala reytinglerde birinciyiz falan. O yüzden keyifliyiz. Karakter seviliyor, dizi seviliyor. Biz de ekipçe çok iyi anlaşıyoruz. Zaten birbirimize ayrılamıyoruz yani. Bayağı böyle aşk yaşıyoruz ekipçe. O yüzden keyifliyiz. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Şükrü Özyıldız ve İbrahim Selim'le oynadığı Aris müzikalinin de süreceğini belirtti. Müzikal de vardı. Müzikal Alice vardı. O da inşallah seneye devam edecek. Hem Alice hem dizi zaten yetti. Geriye başka bir şey kalmıyor. Müzikal herhalde bu sene sonlandı herhalde. Evet, şu anda araya girdi. Bakalım seneye ne zaman başlayacağız belli değil. Enis Arıkan, 3 milyon takipçisinin olduğu Instagram sayfasından renkli videolar paylaşmaya devam ediyor. Yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın 39. yaş günü kutlamasında Arıkan'ın pastanın mumlarını ünlü oyuncudan önce üflediği video büyük beğeni toplamıştı. Ezgi Hanım'la çok eğlenceli şeyler paylaşıyorsunuz. Evet. Sosyal medyada. Onlara nasıl tepkiler geliyor? Yani çok Ezgi Hanım'la uğraşıyorsunuz ya oralarda. Ya uğraşıyorum, bir de Ezgi hiç öyle şeyleri kızmaz ya. Hani çok rahat bir insandır. Hemen koyuyorum, paylaşıyorum. Gülüyoruz biz öyle şeylere. Doğum günü pastasını ondan önce. Ya doğum günü pastasını ondan evvel üfledim, evet. Bunları ne yapacaksın? Kenara mı koyacaksınız görüntü? Şurada mı şu an? Evet, öyle şeyler yapıyoruz. Ben bir de sosyal medyaya bayıldığım için hemen paylaşıyorum.
arkadaşlar. Enis Arıkan'ın ayrıca Selin Şekerci ile Mehmet İnçeller'in Hadise'yi yaptığı evlilik teklifi videosunu taklit ettiği paylaşımı da izlenme rekoru kırmıştı. Bence evlenmeliyiz hem de bu şehre. Evet, onda da Selin Şekerci ile Bakü'ye mi ne gitmiştik bir film tanıtımı için. Orada videoyu izledik. Dedim Selin ne olur bunu senle çekmeliyim. Saniyesinde işte burunları sürtüştürdük. Sonra Hadise'ye mesaj attım tabii ki. Hadise kusura bakma falan diye. Nasıl bir konuşma geçti, beğenmiş mi? Evet çok gülmüş. Hemen bunu ho falan yazmıştı Hadise. Tatlı. Sizin videodan sonra evlendi herhalde. Hızlandırdı süreci herhalde. Benle alakası yoktu. Her yıl olduğu gibi bu yılda Alaçatı'da tatil yapacağını belirten Enis Arıkan, göbekli görüntülerinin çekilmesinden korktuğunu anlattı. Biz Alaçatı'ya gidiyoruz. Zaten bu biliyorsun peşimizde göbeğimi çekecek diye ödüm kopuyor. Bunun yüzünden denize gidemiyorum. Çok korkuyorum. Ben o denizlere falan gidemiyorum. Göbeğimi mi indin? Denize falan gidemiyorum işte. Deniz beni çeker diye. Öyle. Özellikle ünlü abiyle ters ışık mağdur oluyor. Ben düz ışık ve ters ışık hepsinde çok kötüyüm. Yani göbek olunca önden arkadan kötüyüm. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda geçen aylarda bir de talk show programı sunan sempatik oyuncu, Seda Sayan'ın konuk olduğu bölümde büyük şok yaşadığını anlattı. Sen benim bu bölüm konuğum musun, değil misin? Seni o kadar çok seviyorum. Ben sana bayılıyorum bacım. Senin o tabini yerim. Seda Sayan'ı çok istiyordum. İlk bölümden itibaren gelecek mi gelmeyecek mi diye bekliyordum. Gelmedi Seda bacım. Ben bir tutuldum. Dedim ki çağırmayın Seda Sayan'ı. İstemiyorum değil mi? Son bölüme bana meğer sürpriz yapmışlar. Seda Sayan son bölümüne geleceğim onun. Bana haber verin demiş. Bana ekip söylemedi ve ben konuğumun kim olduğunu bilmiyordum son bölüm gittiğimde. Seda Sayan'ı görünce şoka girmiştim. Öyle çok eğlenceli şeyler yaşadım. Aleyna Tilki geldi, Murat Boz geldi, Ezgi geldi. Çok tatlı isimler ağırladım. Bayağı bizimle yani. Evet, hepsi de çok zarif, çok tatlıydı. Hepsine aşık oldum. Önümüzdeki yıllarda diyorsunuz zaten tekrar düşünebilirim. Kesin yaparım. Ama ben biraz şey, aklıma eseni yapmayı seviyorum. O yıl neye ihtiyacım varsa, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Deniyorum. İlker'e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Üstüne basa basa da çiğniyorum. Ben onu çok seviyorum. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bir davette bir araya geldiği Hadise'ye olan sevgisini hangi sözlerle ifade etti? Hadise Hanım da içerideydi, beraberdiniz. Evet, zaten Hadise'yle çok eğlendik. Çok çok süper bir insan. Az sonra... Şimdi sizi çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede? Kameralarımıza takılmış izliyoruz. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde İrem Elvacıoğlu ile başrolü paylaşan Engin Öztürk, hafta sonu spor hocası Berkay Varol'un boks maçını izledi. Berkay bizim kardeşimiz, kaç yıl oldu, belki 8, belki 9 yıldır spor hocamız. Ondan sonra ama bu yola girdi işte, 5-6 haftadır herhalde. Canımız kardeşimiz, bir de çok güzel bir yolculuğu var. Bir de çok güzel noktalandı da demeyelim, çok güzel bir yola başladı belki de. O yüzden de çok heyecanlı, çok mutluyuz. Öztürk, dizi çekimlerinin yoğun bir tempoda devam ettiğini söyledi. Çalışıyoruz, biliyorsun işte iş devam ediyor. 6 gün neredeyse çalışıyoruz, yoğun gidiyor ama güzel gidiyor, o yüzden çok şükür. Ünlü oyuncu partneri İrem Helvacıoğlu'nu övdü. Beraber çalışmaya başladık, vallahi çok şükür onunla da o kadar böyle şey çalışıyoruz ki, rahat çalışıyoruz ki. Çok önemli partnerin, devamlı berabersin, evet. Aynandan, ondan, bundan, herkesten fazla görüyorsun. Allah'a bin şükür vallahi. Engin Öztürk, annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin devam edip etmeyeceğini bilmediğini anlattı. Sezon finali falan olmayacak mı, yoksa devam mı sezonda da? Yemin babacığım, o daha erken ya. Bir de onlara kanal karar veriyor, yapımcı karar veriyor. Henüz bizimle ilgili bir şey yok daha. Özür dilerim Defne. Kül olur kalbindeki zamanla.
Ülkemizde duvara karşı filmiyle ünlenen Sibel Kekilli, Taksim'de magazin altı kamerasına takıldı. Kekilli, bazı Türk takipçilerin attığı çirkin mesajlar yüzünden Instagram hesabına Türkiye'den erişimini engellemişti. Sibel Hanım, hoş geldiniz Türkiye'ye. Hoş bulduk. Bir proje mi vardı efendim, yine bir sinema filmi mi? Bir projede de yer aldınız. Şimdi yeniden mi acaba? Hoş geldiniz. Sosyal medyada Türkiye'yi yasakladınız Sibel Hanım. Ama şu anda da ülkemizde sinema. Neler söyleyeceksiniz? Just go. Sorry, no thank you. It's okay. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel konuşsaydık. Hani sizi burada görmüyoruz çünkü. Şarkıcı Simge, Murat Dalkılıç ve Özlem Başar, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'e çıkan Pendik Spor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Pendik sahilde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Pendik Spor Kulüp Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz, Simge'ye forma hediye ederek birlikte şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hangi kitaptan ezber bu, miş 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 de boş boş boş. Eşi, avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından zor günler yaşayan Ece Erken, engellilerle bir araya geldi. Ünlü sunucu, ayağını kaybettikten sonra Altın Adamlar hareketini kuran Erkan Solmaz'la beraber ihtiyaç sahibi engellilerin protezlerine kavuşmasına vesile oldu. Altın Adımlar Derneği'nin başlatmış olduğu çok güzel bir yardım kampanyası. İhtiyacı olan sahiplere protez takılıyor ve bugün de 3 tane Fırlanta gibi arkadaşımızın protezlerine tanıklık ediyoruz. Diyorum demeye devam edeceğim tabii ki yaşadıklarımdan da ölümün çaresi yok. Ama her şeyin çaresi önce Allah, sonra işte bu tarz güzel dernekler, yardımsever, iyi insanlar sayesinde çözümlenebiliyor. Erkan Solmaz, organizasyon sırasında ayrıca 44 yaşına giren ünlü sunucuya sürpriz bir doğum günü kutlaması da yaptı. Rock müziğinin 54 yaşındaki usta ismi Teoman, Harbi Açık Havada sevenleriyle buluştu. Danslarıyla da ilgi odağı olan ünlü rockçı, seyircilerle esprili bir sohbete imza attı. Bugün ilk kez çalacağımız şarkılar var. Aslında programı söyleyeyim. Program falan değil. Son 4 şarkıda sizleri ayağa kaldıracağız. Kendimizi rock yıldızı gibi hissediyoruz o zaman. Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatan Barış Akarsu Merhaba adlı filmde oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kafede arkadaşlarıyla sohbet ederken kameramıza yansıdı. Derya Tuna Beylikdüzü'nde bir AVM'de düzenlenen söyleşide Seda Akgül'ün sorularını yanıtladı. Tuna, 27 yıllık eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses'in artık yakın akrabası olduğunu söyledi. Benim gözümün önünde İbrahim Bey günde 5 kere arar Derya. Hala akıl danışır, fikir danışır. Ama ben hep söylüyorum, İbrahim Bey benim en yakın akrabam. Çünkü çocuğumun babası. Duyuyorsunuz. Evet. Derya Tuna söyleşide kadınları kızdıracak sözleri de imza attı. Belki hanımlar kızacak ama vallahi bir de erkekler az uçuyor. Ciddi mi söylüyorsun? Yemin ediyorum. O hanımlar birazcık böyle bir şey olduğu zaman onlar gidiyor. Bir erkek size baktığı zaman eğer siz dönüp de ona bir yeşil ışık yakmazsanız bir şey çekiyor. Ünlü şarkıcı Cem Adrian yaz konserlerinin açılışını Vadi İstanbul'da yaptı. Tribünü 2200, sahne önü ayakta 3500 kişi seyirci kapasiteli olan mekan şarkıcının hayranlarıyla dolup taştı. Geçmişte o gün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Cem Adrian konserlerinde eğlenceli şarkıların neden yer almadığının altını çizdi. Acı çekmeyi seven dinleyicim, mazoşist dinleyicim. Çok isterdik biz de böyle eğlenelim, zıplayalım, coşalım ama zaten müzik dünyasının %90'ı bunu yapıyor. İşte biz de
böyleyiz. Yoksa yalnız mısın sen bile benim gibi. Yalsın Ankara adlı yeni türküsünde Merlin Monroe görüntüsüne bürünen Ceylan, Bebek'te kameralara takıldı. Çok şık görmüşsünüz, spor. Şapka da geliyor. Böyle Ceylan'ı göreceksiniz. Ama ne kadar megalomanım, görüyorsunuz kendimi. Kendimi şapkalara yazdırdım artık. Yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki şarkıcı, çok konuşulan yeni klibindeki imajını anlattı. ...50'li 60'lı yılları böyle yapmak istedik esasında biz. Ama işte oradaki bir kırmızı rujlar bilmem neler... ...tabii iş Marlon Morley'e doğru gitti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra... ...sonraki bölümde de bir Milan Rouge... ...yani Paris bir kabare şeyi var. Zaten benim kafamdaki de oydu. Ankara pavyonlarında genelde çok klip çektiler hani o tarzda. Hani biz onun biraz daha modernini çekelim dedik. Gündüz kuşağı programlarına konu olan marjinal insan öykülerine dikkat çeken Ceylan, sanatçıların hedef gösterilmesine isyan etti. Her şeyin suçlusu, her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi hep bizi suçluyorlar. Böyle bir şey yok. Kişi kendinden sorumlu. Tabii ki bizim içimizde de ayıklanması gereken insanlar var. Onu da yok demiyorum ama arka sokaklarda neler oluyor onu da biliyoruz. O şunu şöyle hemen toparlayayım. Yani zaman ahir zaman, kurt belli değil, kuzu belli değil. Yüreğim yara, şu baktım kara. Camdaki Kız dizisinin canısı Hande Ateyzi Galata'da görüntülendi. Dizinin 16 Haziran'da sezon arası vereceğini belirten ünlü oyuncu her yıl olduğu gibi bu yazda Bodrum'daki yazında tatil yapacağını anlattı. Sezon bitti mi? Bitti mi? Daha 3 bölümümüz kaldı sezonun. Son. Yani daha doğrusu şey işte ara veriyoruz tatile. İşte... Allah kısmet ederse Eylül'de tekrar başlayacağız. Ondan sonra tatil. Ondan sonra tatil, sonra Eylül'de devam. Nasıl geçecek devam. Tatil? Ben hani Bodrum, ev filan, oğlan mı oğlan. Ünlü hakem Erman Toroğlu, geçen aylarda evlendiği kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz'la Asmalı Mescid'de görüntülendi. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Sizi göremiyoruz. Kitabınız çıkacak, hayırlı uğurlu olsun diyelim önce. Anlamadım, kitap mı çıkacak? Evet efendim. Yalnız. Oğlum haberin yok, kitap çıkalı bir ay oldu. Bir ay mı oldu? Bodrum'la İstanbul arasında mekik dokuyan 73 yaşındaki Toroğlu'nun yıllar sonra küpe takması çok konuşulmuştu. Ben yeni tarzınızda çok konuşuldu, çok beğenildi. Çevrelerce. Ne? Beğenildi? Yeni tarzınız çok beğenildi. Ha, sağ ol, teşekkürler. Stil danışmanınız Ezgi Hanım mı efendim? Ezgi Hanım mı yardımcı oluyor size? Tabii, İlkeler. Oluyor. Siz de mutfakta yardımcı oluyormuşsunuz ona. Evet, doğru. Bütün efendim... Zeytinyağlı yemekleri de genelde siz yapıyormuşsunuz. Evet, doğru. Genç eşiyle mutluluğu yakalayan Erman Toroğlu ayrıca saçlarını siyah boyatmaya başlamıştı. Saç stiliniz de efendim çok konuşuldu. Yeni rengi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Siz nasıl görüyorsunuz? Küpe de efendim çok yakışmış bu arada. Sağ ol. Böyle görmeye alışkın değiliz o yüzden. Sağ ol. Şimdi efendim peki ne yapacaksınız devamınızda? Yeni hayalleriniz, planlarınız var mı? Barcelona'da çünkü dünya evine girdiniz. Yeni evet. Olarak ne yapacaksınız efendim? Çünkü avukat kendisi de İstanbul'da olması gerekiyor. Bodrum'a yerleşecek misiniz? Beraber orada yaşamaya devam edecek misiniz? Neler düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Hocam çok soru sordum ben. Sizi görünce efendim. Çok soru sordun. Bir şeyler yapacağız ya. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol. Teşekkürler. Şevaysam, Samsun Atakum Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında konser verdi. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin kadını böyle oluştu. Gurur duyuyoruz gerçekten. Evet. Evet. Bunu yaşadığım, yaşayacağım son güne kadar gururla taşıyacağım, hakkını vereceğim. Elimden ne geliyorsa bu cumhuriyet için, bu gençlik için. Çalışmaya, kendimi var etmeye, duydunuz onlara mu? İyi örnek olmaya. Duydunuz mu? Duydunuz mu gençler, kadınlar? Duydunuz mu? Başrolünü oynadığı Sadakatsiz dizisi haftaya final yapacak olan Cansu Dere trafikte görüntülendi. Cansu Hanım çok kısa konuşalım da. Sizi bekliyorduk ama çekemiyorum. Öyle mi? Bir yandan çıktınız. Çok pardon, ne yapayım? Arkadaşımı bırakacağım da bir yere.
Merhaba. Neler yapacaksınız? Sonra konuşuruz var. Artık hep müsaitim denk geleceğiz. Derin'in Sadakatsiz dizisindeki rol arkadaşı Melis Sezen'in geçen Aralık'ta Altın Kelebek töreninde giydiği elbisenin göğüs dekoltesi aylar sonra tartışma konusu olmuştu. Genç oyuncu konuyla ilgili eleştirilere sosyal medyadan şu yanıtı verdi. Bu fotoğrafı paylaşmamıştım. İçimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Rol arkadaşınız Melis Sezen hakkında da yorumlar yapıldı. Melis'i çok seviyorum. Melis çok güzel bir cevap verdi zaten. Gitmeden hemen şunu da soralım. Dizide aldatılan bir kadını canlandırdınız. Burada mı konuşalım? Hayır, Allah aşkına yapmayın. Ne olur hadi ne olur. Hadi göreceksiniz bir... bundan sonra çalışmıyorum. Caner ne olur Cengiz yapmayın. Da haberler çıkmıştı. Onunla ay, ilgili yapmayın bir şey verseydik. Yoldan çıktı. Rock müziğinin usta ismi Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Manisa'da düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Konser alanına gelen bir köpeğe sarılarak şarkı söyleyen sanatçı bir kez daha kalpleri fethetti. Bitip tükenmez sigara, o da derdi, o da derdi. Şirin nefessiz kaldım, her şey yalan olsa bile. Güzel az zorlanmış. Her şey yalan olsa bile en güzel az zor. Gördüğünüz gibi dertim benim, dertim, 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 dertim. Gonca Vustateri, vizyondaki Allah yazdıysa bozsun filmindeki performansıyla beğeni topluyor. Kalbin de atıyor aslında. Bul. Nasıl? Ah. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Gonca Vustateri, Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen'in Altın Kelebek ödül töreninde giydiği kıyafetle ilgili başlayan tartışmalara dahil oldu. Vustateri, İzmir'deki film galasında oyuncu arkadaşlarıyla sütyen tartışmasına atıf yaptı. Yani içeri gitmiş, giyilmiş, kapalı bence vermeye. Deniz Teki, bir güzellik markasının sahibi olan Nazo Zeyrek'in doğum günü partisine katıldı. Çeşme'deki renkli organizasyonda ünlü isimler, geçtiğimiz yıl yangından kurtarılan hayvanlara destek olmak için bir araya geldi. Toplanan bağışlar, Ömürgedik'in kurucusu olduğu Hachiko Derneği gibi hayvan derneklerine aktarıldı. Hachiko Derneği adına bu toplantımızın amacı aynı zamanda hanımefendinin doğum günü. Orman yangında yanmış yaralı hayvanlarımız için, onları iyileştirmek için toplanan bağışlardan mütevellit. Çocuklarımızı, haycanlarımızı doyurmak adına çok büyük bağışlar yapıldı. 70.000 TL ile başlayan bağış 150.000'i geçti. Ve biz şaşkınlık içindeyiz ve çok mutluyuz. Hayvanlar olmazsa biz olmayız. Hayvan sevmeyen insanı insandan saymıyorum ben kendi adıma. Onlara hayvan demeye bile kıyamıyorum. Onlar haycan. Deniz Tekin'in geçen hafta Bakü konserindeki saç ve makyajı görenleri şaşırtmıştı. Bakın bugün de Hakan Bey beni boyadı burada Alaçatı'da. Ben Deniz Tekin'im yani. Orada Bakü'de onlar çok seviyorlar böyle hani ihtişamı, şaşayı çok da yakışıyor. Ben de kendime çok yakıştırdım. Estetik yapmadık, bir şey yapmadık evet. Yani. Aslan gibiyim. Güzelim maşallah. Daha ne diyeyim? Aynalara baka baka kendini kendine şikayet ediyorsun. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Samsun Atakum Çobanlı İskelesi'nde sahne aldı. Eylül sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek olan Özbey, sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu Vilma Elez, Zincirlikuyu'da düzenlenen bir moda ve pazarlama fuarında modacı Serena Tosoroğlu'nun annesi Carmen Tosoroğlu'nun 30 yıllık çeyiz sandığından çıkan masa örtüsü ve dantellerden tasarladığı elbiseyle boy gösterdi. Vilma Elez, kendi çeyiziyle ilgili soruları da yanıtladı. Hatırlamıyorum. Çok oldu. Çok oldu gerçekten hatırlamıyorum yani evet.
Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Şırnak Gençlik Festivali ve Judy Cup tenis turnuvası kapsamında düzenlenen konserler renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde Samsak Döveci türküsüyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken Elif Buse Doğan sahne aldı. Samsak Döveci ile ilgili konuda özel bir çalışmamız olmadı. Sosyal medyada insanlar videolarımızı paylaştılar. Paylaşa bu noktaya geldi. O vesileyle de daha çok konsere gidiyorum. Daha çok Türkiye'mizin güzel illerini dolaşıyorum. Şırnak da onlardan bir tanesiydi. Langıdı lang lang. Geçen ay Asmalı Mescid'deki eğlence gecesi tatsız biten Nejat İşler birkaç kez tekrarladığı "Siz ayakta duramıyorsunuz" sözü hatırlatıldığında hangi yanıtı verdi? Söylediğinizde çok konuşuldu. Siz ayakta duramıyordunuz açıklaması yaptınız. Neler söyleyeceksiniz bugün açıklamada? Sarı lacivert. Sarı lacivert. Az sonra. Ünlü oyuncu Meryem Uzer'le bir davette bir araya geldiği hadiseye olan sevgisini hangi sözlerle ifade etti? Almanya'da yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçen günlerde Beyoğlu'nda düzenlenen bir davette Hadise ile bir araya geldi. Uzerli, çıkışta bir süre kapıda arkadaşlarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncu, Hadise'yi çok sevdiğini anlattı. Büyük hayranım, Almanya'da, tüm dünyada. Evet, yanında, bakamıyorum. O yüzden oraya bakıyorum. Çok kısa burada röportaj yapsak Meryem Hanım, hayranlarınız sizi çok merak ediyor çünkü uzun zaman oldu, biz de sizi çok özledik. Ben çok özledim, çok öpüyorum sizi. Hadise Hanım da içerideydi, beraberdiniz. Evet, zaten Hadise ile çok eğlendik, çok çok süper bir insan. Zaten ona hayranım. Meryem Uzerli, dünyaca ünlü bir dijital platform için Urla'da çekilecek olan Ruh adlı dizide rol alacağını ilk kez açıkladı. Projelerinde yer alacaksınız, Urla'da çekilecek. Aynen, ben çok heyecanlıyım, sizi çok seviyorum, çok güzel bir gece geçirdim. Çok özür dilerim sizi burada görmedim. İki tane kızınızla birlikte geleceksiniz burada, Urla'da mı yaşayacaksınız aynen, çekimler boyu? Aynen, ay orada kaldım. Türkiye'yi çok seviyorum ve Urla'da 3 ay kalacağız, bizi çekeceğiz, aynen. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler, sağ olun. Çok çok öpüyorum. Sağ olun. Davete önceki hafta sessiz sedasız evlendiği eşi Mehmet Dinçerler'le katılan Hadise ise çıkışta konuşmak istemedi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin çocuklarıyla çıktığı AVM turunda hangi detay dikkat çekti? Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, çocukları Hakan, Volkan ve İlayda ile Etiler'de bir AVM'nin yemek katında görüntülendi. Bir hayranı ünlü şarkıcıya gitarını, bir diğer hayranı da cep telefonu kılıfını imzalattı. Beni bağlar, ben yine durmam, sor bana pişman mıyım? Kaan Tangöze'nin geleneği bozduğu ve üstünden hiç çıkarmadığı yeşil kabanı yerine bu kez siyah bir mont giydiği görüldü. Ünlü rockçı daha sonra AVM'nin oyun merkezine geçen çocukların yanına gitti. Kaan Tangöze yine hiçbir soruya yanıt vermedi. Kaan Bey, nasılsınız Kaan Bey? Bugün zamanınızın çoğunu kızlarınıza ve oğlunuza ayırdınız, oğlunuza. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa konuşalım. İlayda, elini ver. Kırmadınız, gitarını imzalattınız. Evet, az önce verdiniz. Hatta çakmağınızı da vermişsiniz. Çok mutlu olmuşlardı. Mutluluktan havalara uçuyorlardı. Gördünüz mü bilmiyorum anları. Yaz konserleri de başlıyor harbiye. Olacak mı sizin Duman grubunun harbiye konserleri? Sessizliğe devam edersiniz. Peki, çok teşekkür ederim. Var mı turne falan, onları sorsaydım da anlıyorum. Yaz tatilini bozdurlar ya. Şu sessizliğini bir gün bizim için bozsan olmaz mı? Tangöze'ye meşhur yeşil montunun bu kez üstünde olmadığı hatırlatıldı. Bugün yeşil montunuz yok üstünüzde.
artist sevenleriniz, hayranlarınız siz onunla tanıyor ama bugün Siyam böyle yağmurluk mu artık? Böyle bir şey girmişsiniz. Bu sırada ünlü rakçının eski eşi Seçkin Pirelerle evliliğinden dünyaya gelen oğlu Volkan'la son eşi Kıvılcım Ural'dan olan kızı İlayda'nın arasındaki gerilim de dikkat çekti. İlayda, Volkan'ın babasının elini tutmasını istemedi. Bir şey soracağım size. Babanız da evde böyle mi? Hiç konuşmuyor mu? Konuşuyor. Biz de niye konuşmuyor peki? Hiç sordunuz mu? Hayır. Abi iyi akşamlar. Sağ ol. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Alkolü fazla kaçıran oyuncu, kız arkadaşıyla gittiği otelin girişinde yere düşmüştü. İşler geçen çarşamba gecesi de yine Asmalı Mescid'deydi. Arkadaş grubuyla eğlenen oyuncuya olaylı gecede muhabirlerin "ayakta duramıyorsunuz" cümlesine karşılık birkaç kez tekrar ettiği "siz ayakta duramıyorsunuz" sözleri hatırlatıldı. Necat Bey iyi akşamlar, ayakta duramıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Necat Bey. Siz ayakta duramıyorsunuz. Siz ayakta duramıyorsunuz. Necat Bey hayırlı akşamlar. Efendim
Son dönemdeki görüntüler çok konuşuldu. Hanımefendiyle de yan yanaydınız. Bir şey söyleyecek misiniz Necat Bey? Son olarak söylediğiniz de çok konuşuldu. Siz ayakta duramıyordunuz, açıklaması yaptınız. Neler söyleyeceksiniz bugün bir açıklamada? Sarı lacivert. Sarı lacivert. Necat İşler mekanda eğlendiği iki kadınla beraber taksiye bindi. Hanımefendileri tanıyabilir miyiz? Diğer arkadaşının da taksiye binmesini bekleyen ünlü oyuncu bu sırada aracın kapısını bir turist açınca sinirlendi. İşleri arka koltukta oturan arkadaşı sakinleştirdi. Müzik 50 yaşındaki ünlü aktör soluğu yine olaylı gecede de görüntülendiği otelde aldı. Necat Bey. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon. Ünlü oyuncunun peşinden arkadaşları otele giriş yaptı. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizleri? Evet, tabii. Geçen gün de sütü aldın da. Yok, öyle bir şey yok ya. Sana göre. Teşekkürler. TikTok'a içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, Z kuşağı ile ilgili hangi çarpıcı açıklamaları yaptı? Ayvalık'tan dönen Hülya Avşar, ayağının tozuyla Akatlar'da müzik stüdyosuna gitti. Sen Aşk Mısın adlı şarkısını geçen ay yayınlayan Avşar, yeni bir parça daha hazırladığını anlattı. Uydudu iyi, çok üşüyorum. Yani yeni şarkı mı? Evet. Ayvalık'ta idim. Orada denize girdim, burada. Evet, biraz bronzlaşmışsınız. Evet. Burada da siz söyleyin. Stüdyo. Üşüyorum. Stüdyoda, evet. Stüdyo için geldim, yoksa gelmezdim zaten. İşte güzel bir şarkı çıkacak yine. Avşar'ın yeni şarkısı Sen Aşk Mısın, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü oynadığı Yargı dizisinde de yayınlandı. İlk şarkı da çok sevildi, Sen Aşk Mısın. Evet, evet. Bayağı gündem oldu. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili de? Çok severek okudum. Belliydi zaten öyle bir şey olacağı, yani herkesi alacağı. Ama bu kadar tutacağını tahmin etmiyorum. Yargı dizisinde de hatta final Yargı'da bölümünde, da, evet. Final bölümünde çok sevildi, o da TT oldu. Evet. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Çok güzel şeyler bunlar, gurur verici şeyler. Yani emek verince bir şeye, zaman ayırınca oluyor. Keselin de ağzını açınca tam oluyor. Hayat hikayesini anlattığı Self adlı belgeselini sinemanın ardından YouTube'da da sevenleriyle buluşturan Hülya Avşar, TikTok'a da içerik üretmeye başladığını açıkladı. Dünyanın en büyük yönetmeni senin filmi oynatacak, gel dedim. Gel Sinan, benim ekstram var, benim şimdi yarın bu yolda gitmem, şarkı söylemem. Gelmedi, yani umursamadı. Claude Lelouch ona film teklif ediyor. Ondan sonra en iyi kadın oyuncu ödülü almış, gidip festivalde ödülünü almış. Geride kimler vardı? o da çok başarılı gidiyor. YouTube'a biraz önem veriyorum. Daha doğrusu ciddi önem veriyorum. Hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladık. Yani olması gerektiği kadarıyla, hani şey vardır ya, böyle Z kuşağını yakalayalım. Hiç öyle bir insan değilim. Öyle bir havada da değilim. Onlar hani istiyorsa beni yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Hani TikTok falan deyince böyle şeyler geliyor insanlara. Evet. Değil. Kendi algımızda bir şeyler yapıyoruz. Sinema, tiyatro, sahne, televizyon, dijital olunca her sene ya da iki sene boyunca birine, mesela geçen sene Masumiyet dizi vardı. Evet. Şimdi bu sene müzik ağırlı çalışıyoruz. Seneye tekrar oyunculuk olabilir. Gidişata göre değişiyor tabii. Sonra tiyatro olabilir. Avşar, geçen aylarda Kerem Alışık'la yapmayı planladığı müzikal projeden vazgeçtiğini belirtti. Müzikal, bir ara çok niyetlendik, hikayeler yazıldı vesaire. Fakat bilmiyorum ya, sonradan bir istemedim. Yani istemedim, bilmiyorum istemedim. Nedeni var mı? Yok. Nedeni de çok uzun bir süre ona prova yapmam lazım, çalışmam lazım. Ekip kimlerle oynayacağın
vesaire bunlar o anda konsantre olabileceğim şeyler değildi açıkçası. Hülya Avşar, Ece Seçkin ve Hande Yener gibi ünlü kadın şarkıcılara sahne kostümleri yüzünden yaşatılan mobbingi eleştirdi. Birçok sanatçımızın da hani sahne kıyafetleri çok konuşuldu. Hatta hani sahne kıyafetlerinden girmiyor, sahne kıyafetleri yüzünden de konserlerin iptal olduğu söyleniyor. Kimin bir şey geldi iptal mi? Oldu? Yok, bazı belediyeler bizim kültürümüze uygun olmadığı için belediye konserlerini iptal ediyoruz gibi açıklamalar yapmıştı. Ben böyle şeyleri hiç doğru, hiç yakıştıramıyorum. Yani artık böyle bir şey mi kaldı Allah aşkına? Tabii ki öyle bir şeyi asla kabul etmiyorum ama kıyafet açıklığı ne ki yani, anlamadım yani. Ne oluyor ki? Bilemiyorum yani, bir takım kişiler biraz, onlar da kendi yollarını çizmişler. İsteyen seyretmesin, istemeyen seyretmeyecek. Gelmeyecek, bu kadar basit. Avşar, Işın Karaca'nın "kadın eti bu kadar ucuz olmamalı" şeklindeki sözlerini de yorumladı. Işın Karaca'nın bir açıklaması da olduydu, insan eti bu kadar ucuz olmamalı diye. Ben isim üzerine konuşmuyorum. Herkesin söylediği, herkesin bildiği bir şey var. Yani demokrasi denen bir şey var. Herkes istediğini düşünebilir. Herkes istediğini söyleyebilir mi onu bilmiyorum. Ama herkes her şeyi düşünebilir. Düşünceler üzerine de yorum yapmam yani. Beni hiç ilgilendirmiyor. Geçen yıl Hülya Avşar 2006'da 1 dolar 1.34 lirayken 2 milyon 500 bin dolara satın aldığı 900 dönüm arazisinde bir çiftlik evi yaptıracağını açıklamış, çiftliğin yapımında mimarlık stajı gören kızı Zehra Çilingiroğlu'nun da çalışacağını duyurmuştu. Peki bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, Riva tarafındaydı galiba, hatta Zehra da ilgilenecekti. Evet evet, ne devam ediyor. Yani şöyle ki devam ediyor, pandemi girdi ya araya. Evet. Mecburen durduk. Çünkü pandemide çalışmak istemedi kimse. Onlar da haklılar. Şimdi böyle bekliyoruz şu anda ama öyle bir niyetimiz var. Bakalım duruma göre. Peki, çok teşekkür. Zehra biraz salladı beni çünkü. Bıraktı galiba işte. Ya valla salladı beni çünkü şu anda çok daha kendi hoşuna giden önemli işlerle ilgileniyor. Yani şey olarak, proje olarak vesaire kendisiyle. Yani daha farklı şeylerdi. Kafaları farklı daha doğrusu. O yüzden beni tamam anne deyip sallayıp duruyor. Bir daha çok ertelemeyin ama inşaat malzemelerine çok zam geliyor sürekli. Sponsor oluruz dermişim. Tolga çeksene Hülya Hanım. Merhaba. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Seda Bakan, yakın dostu Hadise'nin hamile olduğu yönündeki iddiaya ne yanıt verdi? Hadise Hanım'da bir hamile söz konusu mu? Az sonra... Ünlü oyuncu Seda Bakan, yakın dostu Hadise'nin hamile olduğu yönündeki iddiaya ne yanıt verdi? İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Seda Bakan, menajeriyle Etiler'de kameralara takıldı. Şimdi. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun siz. Menajerim Meltem Hanım'la hamilelik üzerine sohbetler adlı bir yemek yedik. İyi yaptınız efendim. Teşekkürler. Leyla adında bir kızı olan Bakan, ikinci bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Çocuğun cinsiyeti belli mi efendim? Belli, kız olacak kendisi. Evet, ikinci kızımız geliyor. Maşallah. Hamilelik süreci nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor, güzel, yorucu değil her şey yolunda. Falan oluyor mu? Yok, şu an olmuyor. Ya geçtik o şeyleri. Siz hiç boşu boşuna arkaya gitmeyin, duralım da bari. Tamam efendim. Tamam. Seda Bakan geçen yaz Another Self adlı dijital dizide Tuğba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu ile beraber kamera karşısına geçmişti. Tamam mı? İyi. Yani bir şey yapamıyorum şu anda. Bebeği bekliyoruz. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Hamilelikten sonra daha mı bir proje? Olacak inşallah. Bakacağız. Dizimiz yayınlanacak zaten. Bakan'a Arif ve 216 filminde de oynadığı Cem Yılmaz'ın yeni projesi, Erşan Kuneri ile ilgili fikirleri ve Zafer Algöz'ün Gibi dizisiyle ilgili başlattığı polemik soruldu. Demişken Erşan Kuneri vardı, onunla alakalı bir şey oldu Zafer Algöz. Evet Zafer abi, evet çok güzel, biz beğendik vallahi, severek izliyoruz, devam yani, ediyoruz bölümlerine. O da bir yorum yapmıştı, bize yetiştiler mi falan. Ya onlara. Açıkçası onu çok bilmiyorum, bakmam lazım ne olduğuna. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
Seda Bakan, 30 Nisan'da Çırağan'da Mehmet Dinçerler'le evlenen yakın dostu Hadise'nin hamile olduğu yönündeki iddiaya da sessiz kaldı. Bu arada Hadise Hanım'ı da sorsaydık. O da iyi. Her şey yolunda, onun cephesinde de. Öyle. Başka bir şey yok. Hadi teşekkür ederim. Sağ ol. Hadise Hanım da bir hamile söz konusu mu? Yani o da bayağı bir çocuk istiyordur. Ay, bir şey söyleyeceğim. Bu ışık bizi mahvetti. Aynen. Hadi teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Çok mersi. Bay bay. Teşekkürler. Sağ ol. Mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar ile Levent Babataş çiftinin düğün töreni hangi renkli anlara sahne oldu? Nikah masasına oturan Demet Evgar'la Levent Babataş çifti dün evlerinin bahçesinde dostlarının katıldığı bir düğün törenini düzenledi. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Tekrardan. Her hafta böyle biz devam edeceğiz. Teşekkürler, sağ olun. Kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayan Evgar geçen günlerde evinin bahçesinde kına gecesi yapmıştı. Elbisesi sırmalı, peçesi yarım, dünyaların güzeli gül gelin hanım. Geçtiğimiz günlerde de bir kına gecesi oldu. Evet, ben ritüelden ritüele koşmayı seven bir insanım. Levent de sağ olsun öyle. O yüzden hoşumuza gidiyor bu ritüelleri yapmak aslında. Bugün de dostlarınız yalnız bırakmadı sizi. Evet, sağ olsunlar. Aile arasında bir nikah yapmıştık. Şimdi arkadaşlarımızla eğleneceğiz inşallah birazcık. Levent Bey neler söylemek ister? Onun duygularını mutluyuz, ailemizle birlikteyiz. Güzel, eğleneceğiz inşallah. Kızımızı bekliyoruz. Kızımızı çok bekliyoruz. Az bir süre kaldı. Evet. Heyecanlıyız. Evet. Aşarma durumları olmaya başladı mı şimdiden? Yok yok, geçti artık. 7. aya varıyorum. Ne aşı? Pek olmadı. İlk aylar birazcık turşu ama sonra geçti. Ünlü oyuncunun baby shower partilerine alternatif olarak düzenlediği ritüel sosyal medyada çok konuşulmuştu. Baby shower'ı bozdum. Evet, baby shower. Çok büyük bir dileğimdi. Yani aslında çok eski bir gelenek. Evet, eski çok eski bir gelenek tekrarlanıyor. Çok güzel, çok büyülü oldu gerçekten. Çok hisli oldu. Herkese dokunan bir çember oldu. Kadın çemberleri önemlidir. Anadolu'da da önemlidir. Merak edenler araştırırlarsa göreceklerdir. Tavsiye ediyorum herkese çemberleri. Teşekkürler. Mutluluğunuz daim olsun. Çok teşekkürler. Hayatlarınıza sağlık. Seviyorum seni. Seni seviyorum. Songül Öden düğüne eşi Armağan Bıçakçı ile el ele katıldı. Valla çok mutluyum. Arkadaşım, kardeşimiz bugün evleniyor. Hep beraber onu kutlayacağız. Tavsiyede bulunmayacağım tabii. Çok mutlu olsunlar. Bir dilekte bulunabilirim sadece. Çok mutlu olsunlar isterim. O kadar. Ben teşekkür ederim. Esra Dermancıoğlu da Demet Evgar'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Esra, ha? Tatlı olmuşsunuz bu arada. Gerçekten evet, mi? Çok şıksınız. Ben söyleyeyim. Ayakkabılarını da çek. Taslarınızla yine geleceğe damga vuracağınızı düşünüyoruz. Nasıl? Danslarınızla yine geceye damla vuracağınızı. Yok be. Sosyal medyadaki fotoğraflar, danslar çok konuşuluyor. Çok güzel. Gideyim bakayım, merhaba diyeyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ünlü oyuncu Ceren Moray düğünün konukları arasındaydı. Siz iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Demet Hanım'ın Levent Bey'i. Evet, çok güzel bir gün bizim nasıl için. Nasıl geçecek bir gün? Çok güzel geçecek, çok güzel geçecek. Bu insanların, bu güzel insanların nasıl geçebilir ki? Çiçekler, coşkular, bahar. Öyle güzel geçecek. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Heyecanlıyız. Yasemin Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Moray, 5 yıl önce evlendiği Fransız Nico Brun'dan fikir ayrılıkları yaşadığı için geçen günlerde sessiz sedasız boşanmıştı. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim ben de. Fena değilim işte. Böyle bir enteresan bir dönemden geçiyorum. İyi olacağım. Sizi iyi gördük ama. Evet, atlatıyorsunuz herhalde. Evet, evet. Bugün de düğüne geldiniz ama biraz farklı bir durum oldu. Evet, evet. Arkadaşlarım canlı. Ben bir fotoğraf alayım. Tabii. Yani şurada hemen. Eşi Engin Happy'leri ile Demet Evgar'ın mutluluğuna ortak olan ünlü oyuncu Beyza Şekerci düğünde şıklığıyla dikkat çekti. Demet Hanım'ın düğünü. Evet. Nasıl geçecek bir fikrin? Çocuğumuzun halası. Çocuğumuzun halası. Evet, bizim artık yani Demet evet. Bizim kardeşimiz, canımız, her şeyimiz. Ben de dayı oluyorsun. Ben de dayı oldum. Evet. Evet. Aynen. Çok keyfimiz çok yerinde. Çok güzel bir gün.
Eğleneceğiz. Güzel kutlamaya geldik işte. Bir de pandemiden sonra uzun zamandır sosyalleşmemenin verdiği bir hasret var. Aynen. Bu gecenin iyi geçeceğine hiç şüphem yok o yüzden. Aynen. Güzel olacak. Hepimiz... Pandemiden sonra ilk düğün mü diyelim. Magazin hattının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.